Nerede kaldınız? Neden bizi bekletiyorsunuz boş yere? Özür diliyorum hanımefendi. Anca bir sonuç elde edebildik. Şimdilik haberler iyi. Tutuksuz yargılanacaksınız Orhun Bey. Çok şükür. Siber Suçlar Bürosu sizin ve eşinizin telefonlarını inceleyecek. Olay örgüsüne bakınca ortada bir kumpas olduğu aşikar. Ama tüm oklar sizi gösteriyor. Bu okları da oğlumun üzerinden çekmek sizin ve ekibinizin görevi. Bu noktada Perihan Hanım'ın ifadesi çok önemli. Ben de tam onu söyleyecektim. Neyse, ben müsaadenizi isteyeyim. Siz de eve gidebilirsiniz. Bir gelişme olursa arayacağım. Orhun. Neler olmuş böyle? Ben duyar duymaz koşup geldim. İyi misin? Nasılsınız? Bana kalırsa yeni öğrenmedin Nifa. Çok daha önceden haberin vardı senin. Ne demek oluyor bunlar anne? Anne. Neva'nın Perihan'la konuştuğunu duydum. Fifi Hanım, pişman olacağınız şeyler söylemeyin. Pişman olacak hiçbir şey yok. Perihan'la konuşuyordun. Yakaladım seni. Senin de bu işin içinde olduğuna eminim. Ben hiçbir işin içinde değilim Orhun. Evet ben Perihan'la konuştum ama gidip ona teslim olması gerektiğini söyledim, bu kadar. Yakalandığını anlayınca da lafı çevirdi. Perihan'la ilgili her şeyi biliyor. Anlat Neva. Ne biliyorsun? Senin bu işin içindeki rolün ne? Orhun, benim sana verdiğim değeri sen biliyorsun. Ben sana karşı böyle duygular beslerken sana zarar verebilir miyim sence? Fifi Hanım beni suçluyor. Çünkü asıl ben onun hakkında çok şey biliyorum. Bunları söylememden korkuyor. Sakın! Artık bunu hak ettiniz Fifi Hanım. Ben konağa ilk geldiğim günlerde beni kaçırtan kendisiydi.
daha fazlasını yaptı. O arabayı kurşunlatan annen de Orhun. İşte bunları söylememden korkuyor.